Enginoğlu albayım dedi ki, ya Celal dedi, biz dedi kuralları çok güzel öğretiyoruz işte, gramer kuralları, ırttır bilmem ne. Fakat dedi çocuklara dedi konuşma talimi yaptırmak lazım. Çocukların konuşması lazım. Bunun için dedi ana dili İngilizce olan insanlar lazım. Yedi dedi burası hava harp okuludur ya, elin yavrunu sokamayız. Böyle bir açmaz içerisindeyiz dedi. Öyle deyince komutanım dedim, benim karı yarım gavur sayılır dedim. Şimdi öyle deyince Enginoğlu albayım o nasıl oluyor dedi. Ben arz edeyim komutanım dedim. Oya dedim Türkiye'de doğmuştur fakat kısa bir süre sonra aile Amerika'ya hicret etmiş. Ve orada yaşıyorlar. Dolayısıyla Oya'nın ana dili İngilizce. Falan ya gelir mi dedi. Dedim ne demek gelir mi komutanım dedim. Emir sizde. Gel dersiniz gelir bal gibi dedim. Yani ne böyle gelir mi hani bilmem ne. Gel. Oya hakikaten gel. 13 sene hocalık yaptı. Biliyorsunuz askeriyede rica etmek emir vermektir. İşte Oya orada hoca olduktan sonra Şevket Dingiloğlu generali, hava harp okulu komutanı. Bir kokteyldeyiz, hava kuvvetlerinin bir kokteylinde. Baktım elini böyle Oya'nın omuzuna attı. Oyacım dedi, bizim dedi Yararbaş albayımın, bu çok dedi istikbal vaat eden bir subay, İngilizcesi pek iyi değil dedi. Öğle saatlerinde dedi senden rica etsem Neşat'ı bir ele alsan dedi. Ondan sonra Oya geldi benim yanıma. Ben duyuyorum onları arkadan. Oya geldi ya dedi komutan rica etti ama işte öğle yemeği yemek yiyeceğiz vakit yok bütün gün zaten. Bana bak Oya dedim. O rica etti ya dedim. dedim. O emirdir dedim. Yapacaksın demektir. Dolayısıyla kaçış yok dedim. Ve Oya hakikaten yaptı o işi. Gitti, dedim benden de çok şey rica ediyorlar ama dedim. Ben size şunu anlatayım, ben Fransa'da, Collège de France'da profesördüm. Yani Fransa'da Allah'tan sonra biz geliyoruz. Ya bu kadar önemli bir yer, Collège de France müthiş bir yer. Falan bir gün eve geldim, oturuyoruz, yemek yiyeceğiz, Oya, ben, oğlum, Asım. Telefon çaldı. Oya açtı telefonu. Ah komutanım dedi. Bana dedi ki Dingiloğlu general seni arıyor dedi. Ben hemen gittim. Emredin komutanım dedim. Celal dedi hemen geliyorsun. Türkiye'ye 2 hafta burada kalacaksın. Çünkü Hans Hornung bu dünyanın en büyük uçak mühendisiydi. Caltech'te profesör fakat Alman. Bunun ailesi 1. Dünya Savaşı'nda Atatürk'ü bugünkü Filistin'de, bunlar fabrikalar kurmuşlar Türk ordusuna destek olmak için, Filistin'deki evlerinde Atatürk'ü misafir etmişler. Ve Hans bana anven Caltech'teyken anlatıyordu. Atatürk'ün diyordu, o resmi diyordu, her zaman bizim evde yemek odasında baş köşede dururdu. Hans'ın annesi de hep dermiş ki, şimdi tabii o zaman Almanya'ya geliyorlar, gidiyorlar oradan. 2 harp arasında tayare o zaman yok. Ya var da o uzun mesafelerde uçmuyorlar, trenle gelip gidiyorlar. Annesi hep diyormuş ki, ya diyormuş Türkiye'den her geçtiğimde, her sene Türkiye 100 yıl ileri gitmiş oluyor. Onu da bizim eve gelen genç adam yapıyormuş demiş. Falan işte Hans'ı davet ettik biz. Çünkü bir hava harp okulunun hava ve uzay teknolojileri enstitüsü vardı. Celes'in general kurmuştu onu. Falan fırtına general komutanken bana Celal dedi. Enstitü var da şimdi ne yapalım, nasıl adım atalım dedim. Komutanım 5 tane dedim şeyimiz var. Ana bilim dalımız var. Dünyanın en büyük adamlarını davet edelim. Bana şahane fikir. Tamam. Paralar bizden. Hem de business class uçulacak. Türkiye'ye geldikleri zaman da VIP'den geçecekler. Falan. Tamam. Ben hani komutanım sordu. Ben arz ettim. İş bitti zannediyorum. Ben Paris'teyken telefon. Derhal buraya geliyorsun. Falan. Emredersiniz komutanım dedim. Hatta Monsieur Le Pichon vardı benim sevgili arkadaşım. Diyor, Marmara'daki araştırmalarda bizim elimizi tutan yurt dışından 70 milyon dolar getirdi bu adam. Marmara'yı inceleyelim diye. Efendim tabii Türk hükümetinin de büyük katkıları oldu. 0 lira. Bakın 100 bin lira falan değil. 0 lira. Biz müsaade istedik. Gemiyi dolaştırabilmek için. Bizim Dışişleri Bakanlığımız ki o zaman galiba Abdullah güldü, emin değilim. 6 ay izin çıkarmadı. Ya bu bizim milletimizin hayatı be. 6 ay. Ben hiç unutmuyorum, biz Atalant gemisiydi. Gemiye gittik. Çıktık gemiye. Fransız bir ay bana dedi ki, ya Celal dedi, kaptan seni görmek istiyor dedi. Tamam dedim, çıktım. Geminin kaptanı emekli bir Fransız deniz subayı. Lan 2 asker biz iyi anlaştık. Adam dedi ki ben dedi bir adım daha gidemem. Dedim niye? İzin yok dedi. Ha dedim olur mu? Naci'ye sordum. Naci de genel koordinatör bizim. Büyük patron. Naci ne dedi biliyor musun? Naci görür. Celal dedi 6 ay önce dedi. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatı aldılar. Bu dedi nasıl oluyor? Benim aklım almıyor. Almaz zaten dedim. Yani mantıklı düşünürsen delirirsin dedim. Hiç lüzum yok. Biz dedim derhal Çubukçu amirali arayalım. Seyre Hidrografi Dairesi'nin başında Deniz Kuvvetleri'nin bu tip bilimsel araştırmalarından orası sorun. Çubukçu amiralimi aradım. Dedim komutanım durum böyle böyle. Nasıl olur ya dedi. Biz dedi 6 aydır tahmin çıkartıyoruz dedi. Dedim komutanım vallahi bize izin gelmemiş. 15 dakika sonra beni ara dedi. Emredersiniz komutanım. 15 dakika sonra aradık. Komutanın toplantısı varmış. Gitmiş Ali Başçavuş. Onun emir assubayı. Onunla konuştum dedim komutanım böyle mi, ben komutanımızın emri üzerine aradım. Aa Celal dedi tamam. Biz hallettik. Bir faks numarası ver hemen izni gönderelim dedi. 15 dakika sürdü. Anlatabiliyor muyum? 15 dakika. Biz iznimizi aldık, devam ettik. Şimdi tabii bu bizim eski halimize yavaş yavaş dönmeye başladığımızı gösteriyor. Bunun kabahatlisi de bu millettir. Onlar seçiyor bizi kimin idare edeceğini. Yani işte diyorlar efendim işte bunlar sahtekarlık yaptı bir, hiç öyle değil. Yani sen işte boy çalarak, sahtekarlık yaparak, bilmem ne yaparak bu kadar çok oy toplayamazsın kardeşim. Mümkün değil. Demek millet istiyor bunu. Şimdi bizim eğitimdeki derdimiz bununla mücadele etmek. Milletimizi uyandırmak. Ve onun için, şimdi bana soruyorlar, efendim Türkiye 21. yüzyılda ne yapmalıdır? Diyorum gayet basit. Atatürk'ün yolunu takibe devam edin kardeşim. Yani bu kadar basit la. Biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Bizim önümüze haritayı koymuş adam. Ne yapılması gerektiği belli. Uygulamış ve Türkiye 15 senede orta çağdan yakın çağa sıçramış. 15 senede. Yani reçete ortada be. Şunu izleyin. Yani sen işte liselerde İngilizce sınıf sayısını azaltıp yerine 2 tane din dersi koyarsan anam bu dünyada yaşayamazsın sen. Evrim dersini tabii felaket yani hiç sorma. Onu hiç sorma. Yani meşhur bir politikacımız çıktı. Efendim Darwin'in teorisi çürümüş bir teoridir. Bir kere adam şunun farkında değil. Evrim teorisi Darwin, Hugo de Vries, Gregor Mendel bu üçlü sacayanın üstüne oturur. Bunlara evrim deyince bir tek Darwin'i, o kadar cahiller ki bir tek Darwin'i anlıyorlar. Efendim? Tabii ya, bir felaket ya yani. Ama burada sorgulamak diye bir şey mevzu bahis değil. Daha çok doğru diyorsun da işte bunlar öyle bir şeyin farkında değiller. Tabii işte yani bakın, ama bunu yenmeniz lazım. Şimdi bakın, Atatürk o kitabı yazıyor. Komutanları kuduruyorlar tabii. Ve çok ilginçtir. Şimdi Atatürk Çanakkale'de Anafartalar kahramanı. Yani büyük ölçüde kara ordularının içeriye girmesine mani olan adam Atatürk'tür. Neden? Çünkü Almanlar, yani oradaki büyük komutan Maraşal Liman von Sanders, Kilitbahir'den bekliyor çıkarmayı. Atatürk diyor ki, "Aa," diyor. Suvla körfezinden gelecekler diyor. Ve tabii Liman von Sanders bizimkiler gibi enayi değil. Atatürk'e emir veriyor. Hemen oraya git diyor. Eğer hakikaten çıkarma oradan başla, bana hemen haber ver diyor. Atatürk koşuyor oraya, bir bakıyor ki çıkartma başlamış bile. Adamın elinde bir manga asker var la, hepsi o. Bunlara diyor ki sipere yatın diyor. Şimdi diyor ben bu siperin üstüne çıkacağım diyor. Kırbacımla diyor işaret vereceğim. O zaman ateş açarsınız. Yalnız aralarından birini hemen karargaha Liman von Sanders'e gönderiyor. Diyor ki sen diyor Liman Paşa'ya söyle, 57. alay derhal buraya gelsin diyor. Ve biliyorsunuz 57. alaydan hiç kimse sağ kalmamıştır. Hepsi şehit olmuştur. Biz öyle kazandık Çanakkale. Ve tabii bu büyük zafer üzerine Liman von Sanders Enver Paşa'ya mektup yazıyor. Diyor ki Albay Miralay, o zamanki şeyiyle Miralay Mustafa Kemal'in Ferikli'ye terfi ettirilmesi lazımdır. Yani diyor general olması lazımdır. Enver Paşa'dan cevap: Mustafa Kemal'i paşa yaparsan padişah olmak ister. Padişah yaparsan halife olmak ister. Halife yaparsan Allah olmak ister. Bunu görünce Liman von Sanders hırsından kudurmuş ve Enver Paşa'ya çok ağır bir mektup yazmış. Yani açıkça hakaret ediyor Enver Paşa'ya. Siz diyor böyle davranırsanız diyor, bu kıskançlık yüzünden birbirinizi yerseniz diyor, biz bu savaşı kazanamayız diyor. Mustafa Kemal diyor ya general olur ya ben gidiyorum diyor. Bunların da etikleri tutuşuyor, general yapıyorlar Atatürk. Bu Anafartalar zaferinden sonra İstanbul'a dönüyor Atatürk. Ruşen Eşref Ünaydın, ki Cumhurbaşkanı olduğu zaman onun özel kalem müdürlüğünü yapıyor Ruşen Eşref. Hatta daha önce Kurtuluş Savaşı zamanında. Ruşen Eşref de gazeteci o zaman İstanbul'da. Atatürk'le bir röportaj yayın. Ne oldu ne bitti? Millet onu bir okuyor. Aman diyorlar. İşte adam bu. Ve o orada Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa oluyor. Şimdi ben Caltech'teydim. 2000 yılında, yani Amerika'nın en iyi üniversitesi. Bütün bu Merih'e giden aletleri falan filan yapan yer. Beni bunlar davet ettiler bir seneliğine. Dedim hadi gideyim ya, bir sene bir göreyim bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar Caltech'te. Falan gittim. Bizim sekreter vardı. Masiye geldi ya, Celal dedi. Profesör Liepmann dedi, seninle tanışmak istiyor. Bu dedi bizim uçak bölümünün başındaydı. Ama emekli, şimdi 90 yaşında dedi. Seninle tanışmak istiyor. Liepmann deyince, bu dedi Wilhelm Liepmann'ın nesi oluyor? Bilmiyorum dedi. Falan, tamam dedim, gidelim. Profesör Liepmann, ben falan yemeğe gittik. Tabii tanıştım kendisiyle. Dedim Herr Liepmann dedim. sizin dedim Wilhelm Liepmann'la bir akrabalığınız var mı dedim. Babamdı dedi. Wilhelm Liepmann Atatürk'ün Nazilerden kurtardığı adamlardan biri. Türkiye'de modern jinekolojiyi kuran adam. Hatta Profesör Schwarz geliyor, elinde bir liste, Hitler'in kovduğu Yahudiler, komünistler, homoseksüeller, ya bunların hepsinin arasında büyük adamlar var, bilim adamı olarak. Mesela Helmut Ritter, oryantalizmin büyük adamlarından biri, herif homoseksüel, bize ne la? Yani adamın yatağına girecek halimiz yok. Değil mi? Yani adamın öğrettiği Arabistik bizi ilgilendiriyor. Hani bizim normalde tabii ondan daha iyi bilmemiz lazım. Oraların hepsi bizim malımızdı. Alman geliyor bize öğretiyor. Falan. Profesör Liepmann bana dedi ki bak Celal dedi. Her ailenin dedi, geçmişinde dedi bir çatallanma vardır dedi. Sizin dedi ülkenizin geçmişinde de bir çatallanma var dedi. O çatallanma dedi Çanakkale zaferidir dedi. Çanakkale zaferi dedi Mustafa Kemal'i yarattı dedi. Mustafa Kemal de bizim aileyi kurtardı dedi. Alman söylüyor bunu. Bir gün bunlar Profesör Liepmann İstanbul Üniversitesi'nde okumuş. Tabii babası burada profesör. Ulan bir gün derse girdik diyor, fizik dersine, laboratuvar, polisler geldi. Bütün ölçü aletlerini alıp götürdüler diyor. İşte arşınlar bilmem neler falan var ya, okkalar. Ertesi gün bir geldik diyor, Türkiye diyor bir gecede metrik sisteme geçmiş. Ondan sonra güldü profesör. Amerikalılar var ya dedi. 250 senedir geçemiyorlar dedi. Tabii Profesör Liepmann Alman. Falan. Atatürk Anafartalar kahramanı oldu ya. Şimdi Force 1500. Ama bu salaklar Osmanlı ordusu diyorlar sen Güneydoğu'ya git. Tamam, Güneydoğu'da ne yapacağız? İşte orada Cemal Paşa var, bilmem ne var falan filan. Bu İngilizleri Allenby'yi durduracağız. Atatürk bir bakıyor bizim ordunun haline, gelecek İngiliz ordusunun miktarına, silah şeyine. Bakın arkadaşlar diyor, bu herifleri biz Tahsina'da durduramayız diyor. Biz diyor Şam'dan diyor bir sınır çekelim, yani cepheyi daraltalım diyor. Orada diyor şey gösterelim, direnç. Canım sen ne saçmalıyorsun diyorlar biz. Orada her şeyi hallederiz. Tabii Allenby geliyor. Bizimkileri Sina'da da beceriyor. Kudüs'te de beceriyor. Tabii. Ve biz bütün Suriye'yi oldu oraları kaybediyoruz. 7. Ordu Komutası'nı ondan sonra Atatürk'e veriyorlar. Atatürk bakmış. 7. Ordu kaldı mı ki demiş. Hiçbir şey yok orada. Böyle gerizekalı herifler. Ondan sonra tabii biz harbi kaybettik. Maalesef. Harbi kaybettik. Şimdi bütün bu genç subaylar falan. Atatürk de düşünün. Yani 37 yaşında mı ne? Paşa. Tüm general. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Ne yapabiliriz diye. Bu arada işte anlaşma önce Mudros, bizim Mondros dediğimiz Mudros silah bırakımı yaşanıyor. Heriflerin teklif ettiği şartlar ordunu terhis et. Donanma sahibi olamazsın. Bir de hepsini oraya gidiyorlar. Atatürk ve arkadaşları diyor ki bu böyle olmaz. Şimdi Atatürk bakıyor. Anadolu'daki ordu çok zarar görmemiş. Çünkü Anadolu işgal edilmemiş. Falan oradaki komutanların bazılarını biliyor. Fakat mühim olan bu komutanlar Atatürk'ü tanıyorlar. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa. Değil mi yani? Almanların falan hayran olduğu, bir sürü madalya verdiği bir adam. falan. Atatürk arkadaşlarıyla konuşuyor İstanbul'da, Şişli'deki evinde. Diyor ki arkadaşlar, biz vatanı İstanbul'dan hareket ederek kurtaramayız. Anadolu'yu harekete geçirmemiz lazım. Nasıl geçireceğiz? Anadolu sürekli harp kaybetmiş. Osmanlı hep Anadolu'dan ya vergi almış ya çocuğunu almış. Her ailede kaç şehit var. Ve bu şehitlikler neticesindeki harplerin hiçbirinde kazanamamışız. Ve onun için millet çocuğunu göndermiyor askere. Niye göndersin ki ya, böyle saçmalık mı olur be? Kıyma makinesine sokar gibi. Atatürk bunu biliyor. Şimdi Türk milletinin o zaman, ne yazık ki şimdi de öyle, hassas olduğu bir konu var. Din. Din elden gidiyor dedin mi kendisi de ölür. Hayır tabii, din elden gidiyor. Bir de padişah. Padişahın elden gitmesi. Ya benim rahmetli dedem Birinci Dünya Savaşı'nda hava kuvvetlerindeydi. İşte biz harbi kaybettik. Bunları terhis etmişler. Dedem diyor ki bir gün duyduk diyor işte 1920'de. İstanbul işgal edilecek. Padişah ve halife esir edilecek. Dünya başımıza yıkıldı diyor. Hani biz alışmışız diyor işte bir iki yerde savaşırız. İşte bir iki yer kaybedilir. Bir iki küçük vilayet sınırlarda falan hayat devam eder. Ama diyor bu sefer İstanbul gidiyor elden. Ve padişah ve halife esir ya. Yani bir Osmanlı'nın tahayyül dahi edemeyeceği bir şey bu. Korkunç bir netice. Ha? Atatürk diyor ki arkadaşlarına, Anadolu'ya gitmemiz lazım diyor. Bu arada İzmir işgal ediliyor, iyi mi? İngiliz gerizekalıları. Bu zavallı Yunanlar daha da aptal. Bunları kandırıyorlar. Kral Konstantin geliyor böyle. Allah! İzmir'e çıkıyor. Ve Türk bayrağına basıyor. Büyük kahraman falan, bunların hepsini takip ediyor Atatürk. Ve biliyorsunuz İstanbul'da donanmayı gösteriyorlar Atatürk'e. Muazzam bir müttefik donanması duruyor. Arkadaşlar demişler ne yapacağız bunlarla. Atatürk de dönmüş, hiç merak etmeyin demiş. Geldikleri gibi giderler demiş. Hakikaten de öyle oldu değil mi? Falan. Onun üzerine gene önemli bir şey eğitim. Şimdi elde ordu yok. Fakat Anadolu'daki ordular henüz terhis edilmemiş. Atatürk Samsun'a gidiyor, hemen Amasya'dan bütün ordu komutanlıklarına, yani işte kolordular, tümenler, hepsine ayrı ayrı telgraf çekiyor. Derler ki Atatürk telgrafı telefon gibi kullanmıştı diyorlar, sürekli telgraf başında. Hepsine şunu söylüyor, kendisinin de unutmayın rütbesi Tuğgeneral. Anadolu'daki bazı komutanlar ondan daha rütbeli. Hepsine diyor ki vatanın selameti için askeri terhis etmeyin, silahlarınızı da teslim etmeyin. Ve bu adamların hepsi tamam paşam diyorlar. Falan. Onun üzerine Atatürk şimdi düşünüyor. Biz millete ne diyeceğiz? Padişah esir. Padişah emir verdi diyemezsin ki. Ama biz kimiz? Şimdi Atatürk diyor ki bakın arkadaşlar diyor. Bu işi diyor millet yapacaktır diyor. Biz demeyeceğiz diyor. Onun için önce Erzurum, arkadan Sivas kongreleri yapılıyor. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi çok demokratik, şahane. Böyle bir şey yok ya. Atatürk çıkıyor kürsüye. Arkadaşlar durum şu şu şudur. Şöyle şöyle yapılmasını teklif ediyorum efendiler. Efendilerin hepsi peki diyorlar. Çünkü ordu dışarıda bekliyor. Yani sıkıysa hayır desinler. Fevkalade demokratik şartlarda Atatürk ne derse peki diyorlar. Onun için ben o dahi diktatör kitabını yazdıydım. Bu adam hakikaten dahi. Şimdi millete diyor ki Padişah efendimiz ve halifemiz esirdir. Biz Müslümanlar olarak birinci görevimiz onu kurtarmaktır. Altına attığı imza, padişah ve halifenin selametine kadar başkumandan Mustafa Kemal. Ha, şimdi mevzu bahis padişah ve halifeyi, dinimizi kurtarmak mı? Hepsi koşturuyorlar. Bu arada yalnız çeteler oluşuyor Anadolu'da. Mesela Çerkes Eten bunların en meşhurlarıdır. Şimdi Atatürk bunları kullanıyor başta. Çünkü düzgün ordu daha toparlanmamış vaziyette. Fakat bütün arkadaşlara diyor ki, bakın arkadaşlar diyor, biz diyor bu çetelerle harp marp kazanamayız diyor. Çin'e döneriz diyor. Çin'de o zaman aynı zamanlarda biliyorsunuz savaş ağları türüyor. Her birinin emrinde bir ordu, birbirlerini yiyorlar. Yani bugün Sudan'da olan hikaye. Ama Atatürk diyor ki böyle bir şeye müsaade edemeyiz diyor. Her şeyden önce diyor acilen bizim diyor düzenli orduyu kurmamız lazım. Neden? Düzenli ordu eğitim verir kardeşim. Atatürk'ün 1914'te şikayetçi olduğu bütün kusurları ortadan kaldırabilecek bir eğitim vereceksin Mehmetçiğe. Şimdi Atatürk zafer kazanmış komutan, yalan Osmanlı'nın kazandığı zafer yok son zamanlarda. Bu adam zafer kazanmış Mustafa Kemal Paşa. Ne derse yapıyorlar. Falan. Ondan sonra işte İnönü, 1. İnönü, 2. İnönü muharebeleri falan. Fakat ne yazık ki ondan sonra bizim ders kitaplarımızda yazmaz. Kütahya, Eskişehir muharebelerini İsmet Paşa kaybediyor. Şimdi Atatürk'ü acilen çağırıyorlar cepheye. La yenilmişiz. Falan. Ondan sonra Atatürk sırtında pelerin giriyor içeriye. Bir bakıyor İsmet Paşa'nın üniforması göbeğine kadar açık, terlemiş. Yanında Yakup Kadri. Kafasını kaldırıyor İsmet Paşa. Her şey bitti diyor. Öyle deyince Atatürk gülümsüyor. Deja kazandın diyor. Deja Fransızca şimdiden demek. Şimdiden kazandın diyor. Diye, herhalde İsmet Paşa bu kaçırdı keçileri diye düşünmüştür. Ulan mağlup olmuşsun. Nereyi kazanıyoruz? Falan. Atatürk diyor ki haritaları çıkarın. Şimdi Atatürk'ün haritalara ihtiyacı yok. Bakın bu psikolojik bir oyun. Şimdi Atatürk büyük komutan, durumu bir önce gözden geçirecek falan. İsmet diyor, orduyu Sakarya'nın arkasına çek diyor. Bunlar diyorlar sen delirdin mi lan? 100 kilometre geri çekileceğiz. Aradaki halkı kime bırakacağız diyor. Onun üzerine Atatürk bakmış, İsmet demiş, daha iyi bir fikrin var mı? Cevap yok. Bak İsmet demiş. Biz nereye çekiliyoruz demiş. Vatanımızın içine demiş. Papulas demiş. Bizi takip etmek zorunda. Unutma demiş, Anadolu'da ne yol var ne bir şey, herifin dikmiş, ikmal yolları uzuyor. Bırak gelsin. Ben onu demiş, vatanını harimi İsmet'inde boğacağım demiş. Şimdi şu psikolojiyi bir düşünün ya. Vatanın diyor gönlünde boğacağım ben onları. Bunu yaparken de İsmet Paşa'nın adını kullanıyor. Harimi İsmet en namuslu, en korunması gereken yer demek. Vatanın harim-i ismetinde boğacağım onları diyor. Ha, tabii bunlar var. Emredersin sen büyük komutansın. Ordu çekiliyor.